suhuf inancı ile ilgili bir şeyler söylendi. Hani istismara konu edilebilir yani adam başını sözünü sözün başını sonunu keser yüklerler ya yok suhuf inancı diye bir şey söylemeye çalıştı Vedat Hoca ama şimdi suhuf kavram olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İki ayette bir Necim suresinde bir de Ala suresinde Musa'nın ve İbrahim'in sahifeleri diye suhufi İbrahim'e ve Musa şeklinde geçiyor. İbrahim'in sayfaları İbrahim Aleyhisselam'a verilmiş sayfalar var, tamam. Ama devamında Musa'ya verilen sayfalarda diyor. Siz şimdi Musa'ya verilen sayfalara kitap diyorsunuz da İbrahim Aleyhisselam'a verilenlere niye kitap demeyip suhuf deyip ikisini birbirinden ayırıyorsunuz? Allah ortak kullanıyor. Eğer siz illaki İbrahim Aleyhisselam'a verilenin suhuf olduğuna ısrar edecekseniz Musa Aleyhisselam'a verilenin de suhuf olduğunda ısrar edin ki en azından bir şeylik olsun, tutarlılık olsun. Değil mi? Yani kavram olarak suhuf Kur'an'i bir kavramdır ama içeriği nedir? Kitap. Yani Allah Musa Aleyhisselam'a nasıl suhuflardan oluşan bir kitap verdiyse yani sayfalardan oluşan İbrahim Aleyhisselam'a da aynı sayfalardan oluşan bir kitap vermiştir. İkisi de ortak payda da kitaptır. Birine suhuf diğerine kitap şeklinde bir ayrım olmaz. Bu ayrımı neye göre yaptılar gördünüz? Muhtevaya göre değil sayfa sayısına göre, hacme göre yaptılar. Ya peki bunun ölçüsü ne? Kaç sayfadan oluşan metnesiz kitap diyorsunuz? Standard değil mi? Standardı ne? <laughs> Standardı ne bunun? Neye göre yazıldı bu? Hani bir A4 mu kullanıldı o zamanlar? Yani 50 sayfa diyor. Şey İdris Aleyhisselam mı bir de 50 şiite mi? Şiite 50. 50 sayfa. Bakın 50 sayfa o dönem için bayağı bir yekün tutar. Siz ona niye kitap demiyorsunuz? Yani hangi ölçü tutmadı da bu hala suhuf? Zaten delilleri yok. Yani öbürü 10. Yani olmayan delil rakamlarla ilgili. Yani 100 tane sayfa indirildi dediler. 10-10 Adem Aleyhisselamla İbrahim aleyhisselama. 30-50 Şiit ve İdris aleyhisselama toplam 100. Bunun delilini eğer imansa bu iman esasıysa Kur'an-ı Kerim'de olması lazım. Yazıyor mu? Hiçbir ayet yok. Kendileri de söylüyorlar. Hadi Kur'an-ı Kerim'de bulamadık. Bari en azından çok kuvvetli de olsa bir bir takım hadis rivayetlerinde olsun. Başımız gözümüz üstüne. Bırakın kuvvetli, zayıf bir tane rivayette bile yok. Hani hiçbir hadis rivayetinde Adem'e ve İbrahim Aleyhisselam'a 10 sayfa, diğerlerine 50 ve 30 olmak üzere toplam 100 sayfa indirildi. Ya zayıfı bırak. Bu bir U yok yani da, işte, uydurmada he. da yok. Olmadığı için kaynak nereden gösterildi? Tefsir kitaplarında. Ya bir tefsir kitabında yer alan bir kayıt bu dinin iman esası nasıl olabilir? Bizim anlatmak istediğimiz bu. Halbuki, halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz kime kitap verilmiş? Yani madem konumuz kitaplara iman değil mi? Allah Teala birkaç ayette mesela yatsı namazlarının hemen peşine okunan Amin-i Resulü diye bildiğimiz değil mi? Bakara suresinin son iki ayeti küllün amene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihi değil mi? Hani Allah'a, meleklere, kitaplara iman. Başka Nisa suresi 136. ayette de anlatılıyor. Kitaplara iman anlatılırken bunun Kur'an'i kaynaklı olması lazım. Hangi kitaplara iman? Bu kitap kimlere verilmiş? Nedendi şimdi kitap? Bu yaygın bizim ilmihal kitaplarında, akaid kitaplarında yani iman esaslarını yazan kitaplarda kitaplara iman derken kastedilen ne? Dört tane kitaba inanmak. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an değil mi? Yani dört bunlarda kaç nebiye verildi? Musa aleyhisselama, Davud aleyhisselama, İsa aleyhisselama ve Muhammed aleyhisselama değil mi? Dört nebi dört kitap. Hadi ilave olsun diye dört tane de suf verilen nebiyi kabul edelim. Adem, İdris, Şit ve İbrahim Aleyhisselam. Toplam kaç Nebiye kitap ve suhuf verilmiş oldu? Sekiz. Sekiz. Yani taş çatlasın iman esasına yazabilecekleri şey bu. Sekiz Nebiye kitap verildiğine inanmak. Kitaplara iman böyle. Peki kitaplara iman konusunda Allah ne demiş? Değil mi? Esas bizim iman esası olarak tespit etmemiz gereken Ana kaynağa döndüğümüzde mesele nasıl? Gelin şimdi bunlarla ilgili bilgilere bakalım. Hemen bizim derslerde çok sık okuduğumuz birkaç ayeti tekrar etmek istiyorum. Bakara suresinin 213. ayeti. İkinci sure o 213. ayet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki burada kânen nâsu ummeten vâhideten. İnsanlar birer toplumdur. Yani insanlar topluluk halinde yaşarlar. Bir araya gelir medeniyet kurarlar şu olur bu olur. Böyle toplumlara da Allah bir kanun uygulamış değil mi? Asırlar boyu. Ne yapmış? Allahu nebiyin. Allah da insanlar tarafından oluşturulan bu topluluklara, toplumlara, ümmetlere nebiler göndermiş. vurguyu özellikle yapıyorum. Allahu nebiyin. Nebiler göndermiş Allah. Nebi dediğimiz kimden başlıyor? İlk nebi Adem Aleyhisselam, son nebi Muhammed Aleyhisselam. Allah nebiler gönderdi dediğine göre bu kapsamın dışında kalacak biri var mı? Şu hariç. Yok değil mi? Adem, Muhammed Aleyhisselam arası Allah nebiler göndermiş. Asırlar boyu. Ne olarak göndermiş? Bunlar ne yapsınlar diye? Mubeşşirine ve ne? Nebiler insanları Allah'ın işte şu emirlerini yaparsanız şöyle güzel şeyler sizi bekliyor şeklinde müjdelerini ulaştırsınlar. Ama Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsanız Allah'ın şöyle azabı var, şöyle tehdidi var diye uyarsınlar diye. Bir müjde ve bir de uyarılarda bulunsunlar diye Allah nebiler göndermiş. Dikkat edelim. <gülüyor> <gülüyor> ve enzele kitabe. Ve Allah o nebilerle birlikte kitap indirmiştir. Nebilerle birlikte kitap indirmiştir. Dedik mi şimdi Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar hiçbir Nebi bu kapsamda değil madem. O zaman hangisine kitap verilmemiştir? Ya da indirilmemiştir. Değil mi? Hangisine kitap indirilmedi? Hepsine kitap indirildi. Halbuki biraz önce sayıyı en fazla kaça kadar çıkarabilmiştik? Taş çatlasın sekiz. Hani kaynağı olmayan rivayete göre sekiz. Allah ne dedi? Nebiler gönderdim ve hepsine kitap verdim, dedi Allah. Niçin? لِيَحْكُمَ beynen النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُ ف۪ي insanların itirafı düştüğü konularda kitaplarla o nebiler hükmetsinler diye. Desinler ki ey ümmet, Allah şu sorunuza şu çözümü gösteriyor. Bunun şeyi budur, buna uyacaksınız, bundan kaçınacaksınız. Kitapla onların arasına hükmetsinler diye. Demek ki kitaplara imanımız bizim nasıl olmalı? Bir numarada Allah'ın nebi kitap göndermediği hiçbir nebi yoktur. Olumlu olarak ifade edeceksek Allah her nebiye kitap göndermiştir. Kitaplara imanın birinci basamağı bu. Nebiyi evet, Nebi'yi Nebi kılan zaten göreceğiz biraz sonra ayette kendisine kitap verilmiş olması. Ama, ama şimdi sen büyük bir hata yapıyorsun. Nebi'ye mi veriliyor kitap, Resul'e mi? Yani? Onu inşallah bir iki hafta sonra <laughs> Nebi'lere iman konusunda tabi detaylı göstereceğiz, anlatacağız ama söyleyelim tabi. O da ayrı bir şey. Bizim geleneğimizde tam tersi ifade edilir. Allah'ın kendisine kitap verdiklerine Rasul, kitap vermeyip önceki şeriatı devam ettirene de Nebi denir derler. Birinci ayette yerle bir oldu gördüğünüz gibi. Allah nebiler gönderiyor ve onlarla birlikte kitap indiriyor. Demek ki kendisine kitap indirilene ne deniyor? Nebi. Konuşmaya gerek yok diğer şeyde ama hadi neyse bu bir. İkincisi yine bizim derslerde çok sık okuduğumuz bir ayetler grubuna gelmek istiyorum. O da En'am suresi 83. ayet ve devamı. Bu 6. sure En'am suresi. Onun 83. ayetinde Allah İbrahim Aleyhisselam'la birlikte 18 tane nebinin adını zikrediyor. 18 nebi, hızlıca söyleyeyim kim onlar? Sıralamaya bakarak İbrahim, İshak, Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut. 18 tane nebi. Bunların adını veriyor. Ondan sonra 87. ayette diyor ki bunların min ve zürriyatihim ve ihvanihim. Bunların babaları, zürriyetleri, soyları ve kardeşleri. Şimdi babaları dediğimiz kadar burada en eski tarih olarak Nuh Aleyhisselam belki var. Onun da babasına kadar gittiğimiz zaman ilk nereye kadar varabiliriz? Adem Aleyhisselam'a Adem kadar soyları dedi çocukları İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiği net bilinen ve son nebi kim Muhammed Aleyhisselam ilk ve sonu bulduk. Arada 18'sinin adı geçti ve ihvanihim dedi. Burada adı geçmeyen kardeşleri de var bunların. Bakın üst soy, alt soy ve yan dallar. Hepsine de dolaylı olarak Allah işaret etti mi? Etti. Şimdi bu hitabın kapsamının dışında kim kalabilir? Nebi olarak Resulü hiç kimse, kalamaz. Hiç kimse kalmaz. kimse Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar hepsi. Bütün bunları böyle kimine doğrudan kimine dolaylı işaret ettikten sonra Allah 89. ayette ne buyuruyor? Ulaikellezine. Bunlar o kimselerdir ki Ateynahumul kitabe. Biz onlara kitap vermişizdir. <laughs> kitap verdiğimiz insanlardır bunlar. Bakın 18'inin ismi var. Hadi diğerlerini Allah söylemese bile en fazla taş çatlasa biz 8'e kadar çıkarmıştık kendileri kitap verilenleri. Allah 18 dedi. Baba, zürriyet, kardeş de ekleyerek hepsini kattı. Hepsine birden kitap verdik. Hüküm verdik yani hikmet verdik ve nübüvvet verdik diyor Allah. Nebilik verdik hepsine. O zaman bu ayete göre Yunus Aleyhisselam'a bir kitap verilmiştir. Sonucu kesin olarak çıkmıyor mu? Lut Aleyhisselam'a, İlyas, Elyesa. Peki anlatılanlarda neredeydi bunlar? Nerede Yunus Aleyhisselam'a verilen kitap? Harun Aleyhisselam'a verilen kitap nerede? Elyesa Aleyhisselam'ın kitabı nerede? Eğer Allah kitaplara inanacaksınız, inanmazsanız mümin olamazsınız diyorsa... Bizim bunlara inen kitaptan haberimiz bile yok. Nasıl inanalım? Çünkü bize ne dendi? Şişt dedi. Öyle yok. Musa Aleyhisselam'a Allah kitap verdi. Harun'a vermedi ki. Allah dört tanesine kitap verdi. Diğerlerine ne dedi? Siz onlara verilen kitabı tamam siz onunla yetinin. Değil mi? Öyle dendi diyor ki. Kendilerine kitap verilenler Resul. Diğerleri Nebi. Onlara da Allah öncekileri hadi siz de onları uygulayın dedi. Haşa. Peki buradakiler ne? Hepsine verdim diyor Allah. Yunus'a da verdim, Lut'a da verdim, Nuh'a da verdim. Nuh kitabı nerede? Nuh'a bir kitap verildiğine iman etmeyecek miyiz biz şimdi? Edeceğiz işte. Allah diyor ki ve kütübihi ve rusulihi Allah'ın verdiği bütün kitaplara inanacaksınız. Allah'ın gönderdiği bütün rasullere inanacaksınız. İnanmazsak mümin olamayız. O zaman kitaplara imanda bir biz bütün nebilere kitap verildiğine iman etmek zorundayız. Ama bu iki ayette de biraz sonra okuyacağım ayetlerde de bir şey dikkatimizi çekiyor. Allah bakın burada dedi ki ulaykellezine ateynahum el kitabe. Hepsine el kitap Arapçada özel yani bilinir, marife ifade eder. Yani evet her nebiye kitap verilmiştir. Kütübihi şeyinin çoğul kullanılmasından da biz bunu anlıyoruz kitaplara iman ama Allah Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar biraz sonra anlatılacak detaylarıyla zaten aynı kitabı zaten değişik versiyonlarıyla her nebiye aynı şekilde göndermiş. Ufak tefek değişikliklerle. O yüzden Nuh'un kitabı nerede? Nuh'un kitabı şu an bizim önümüzde. Ufak tefek değişikliklerde aha da bu. Yunus Aleyhisselam'ın kitabı da bu. Lut Aleyhisselam'ın da kitabı bu. Çünkü Allah onlara neyi emretmişsem size de aynı şeyleri emrettim diyor. Şura suresinden biraz sonra okunacak. Dolayısıyla kitaplara iman Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar aynı kitabın ufak tefek değişikliklerle bütün nebilere verildiğine iman etmektir aslında. Farklı bir şey değildir. Devam edelim. Bakın. Bakara suresinin 136. ayeti var. Bizim imanımız nasıl kitaplara iman noktasında? Allah bize emir veriyor. Diyor ki kulu deyin ki Müslümanlar olarak amenna biz Allah'a inandık ve güvendik. Ve ma unzile ileyna bize indirilene yani Kur'an'a iman ettik, inandık ve güvendik. Başka ve ma unzile ila İbrahim'e İbrahim'e indirilene de iman ettik. Şimdi İbrahim'e indirilen bizim ilmiyal ve ak akayet kitaplarında ne olarak anlatılıyordu? Suhuf. Tam onu Allah'tan bir kabul ettiler. İbrahim'e suhuf verildi. Eyvallah. Peki ayetin devamında ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakup dedi. İsmail'e indirilene, İshak'a indirilene, Yakub'a indirilene de iman ettik deyin diyor. İsmail Aleyhisselam'ın bir kitap indirildiğine dair bir ifade var mı bizim geleneğimizde? Yok. İshak yok. Yakup yok. Onlar Allah bir şey indirmemiş diyorlar kitap namına. Onlar işte daha önceki kendilerine indirilene tabi olmuşlar nebi olarak. Allah ne diyor? Onlara indirilene de iman ettim diyeceksiniz. Ve iman edeceksiniz. Devam. Vel esbat ve onların soyundan gelenlere, onların torunlarına indirilene de ve ma Musa ve İsa, Musa'ya ve İsa'ya verilene. Onlara verilen kitaplara da inanacaksınız. Ve ma utiyen min Rabbihim. Ve Allah'ın gönderdiği nebilere, bakın tüm nebilere verilene de inanacaksınız. Demek ki bütün nebilere Allah ne yapmış? Bir şeyler vermiş kitap namına. Ha burada miktarı, hacmi tabii ki tartışabilirsiniz. Birine az verdi, birine çok olabilir ama muhtemel zaten değişmiyor. İman esasları, ahlak esasları hepsi aynı. Ufak tefek şeriatta bazı işte imtihan gereği olabilecek bazı hafifletmeler falan olabilir. Ama Allah nebilerin tamamına verilene de iman edeceksiniz diyor. Demek ki bizim imanımız orada yazılanlara göre değil, burada yazılanlara göre olmak zorunda. Allah tüm nebilere kitap indirmiştir. Amenna ve iman İman bu. Bir bunun benzeri de Ali İmran 84. ayette var. Diyor ki Allah kul amenna billah. De ki. Ama, ama sen istersen o ayetin devamını bir okusana Bakara suresindeki hepsine birini diğerinden ayırmayızdan sonra ne diyor? Fein amenu bi mislima amentum bihi. Evet yani diğer insanlar da yani ehli kitap, daha öncekiler de sizin gibi inanırlarsa ancak gerçekten inanmış olurlar. Aksi takdirde yani parçalanmış, yok olmuş olurlar. Yani bizim inandığımız gibi inanmazlarsa. Ya böyle inanan var mı bir tane? Böyle bir şey? inanan Müslüman biz arıyoruz ilk etapta. Böyle inanan ehli kitabı geçtik zaten. Biz Allah'ın kitaplara iman derken bu şekilde e, Nebilerine indirdiğine inanan Müslüman arıyoruz bugün. Yani Geldiğimiz yok, nokta bu. Öyle bir şey yok evet. yani. Bu İmran 84'te de Bakara 136'nın benzeri var. Allah diyor ki De ki biz Allah'a inandık. Bize indirilene inandık. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene inandık. Musa'ya, İsa'ya verilene inandık. Ve Nebi min Rabbihim ve Allah'ın nebilere verdiği tüm her şeye inandık. Kitaplarına inandık. Bir Ali İmran 81. ayet var. Yine nebilere kitap verilmiş olduğu gerçeğini ifade eden Cenab-ı Hak buyurur. Ve iz ekazallahu mithâkan nebiyyin. Allah nebilerden söz aldı. Nebilerden söz al dediğine göre hepsinden aldı bu sözü. Ne dedi? Lema âteytüküm min kitabin ve hikmetin. Size bir kitap ve hikmet veririm de. İşte sonra sizin yanınızda bulunanı tasdik eden bir Rasul gelirse. Bakın Nebilere ne veriyormuş Allah? Kitap veriyormuş. Demek ki her Nebiye kitap veriliyor. Sadece bir kitap daha tekrar diye, edeyim. Hikmet, de hikmet veriliyor. Bu gelenekte tümden zaten reddedilen bir husustur. Çünkü nebilere değil, rasullere kitap verildiği kabul edilir. Nebi nebi rasule verilen kitabı uygulamakla görevli kişi diye tarif edilir. Ama bir kez daha ifade edeyim. Allah tüm nebilere kitap ver, verdiğini bu ayette de ne yapmış oluyor bizlere? Bir kez daha e, vurgulamış oluyor. Bir de onu e, bir örnekte kuvvetlendirecek bir ayet okuyalım. Meryem suresinin 30. ayeti İsa aleyhisselamın ağzından Cenab-ı Hak şöyle aktarmış. İsa aleyhisselam diyor ki Kale inni Abdullah. Hani ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiya. Allah bana kitap verdi ve beni nebi yaptı. Kitap verdi, nebi yaptı kitabı aldı nebi oldu. Bak bir daha söyleyeyim. Geleneğin tam zıttı. Kitap verdi ve beni resul yaptı demesi lazım anlatılana göre. Ama Allah İsa aleyhisselam ağzından nasıl aktarıyor? Bana kitap verdi ve beni nebi yaptı. Demek ki her nebi kitap sahibi olan kişi demek. Öyleyse kitaplara iman derken bizim bilmemiz ve inanmamız gereken nedir? Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar tüm nebilere Allah kitap indirmiştir. Biz bunu bilir buna inanırız. Nerede bu kitaplar dendiği zaman deriz ki işte hepsi bugün elimizde bozulmamış halde altı bin küsur ayet şeklinde duruyor. Nuh'a verdiği de bu. İbrahim'e verdiği de bu. İsa'ya, İsmail'e, İshak hepsine verdiği de bu. Ufak tefek değişiklikler dışında.